Milli mücadelenin önde gelen kişileri tarafından kurulan ve yaklaşık 6 ay süresince faaliyet gösteren Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olarak çok partili hayata geçişin ilk denemesini ifade etmektedir. Bu videomuzda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan bahsedeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkındaki videolara, sağ üst köşede beliren karta ya da açıklamada bulunan bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Mustafa Kemal Paşa, Rauf Bey, Refet Bey, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Bey devlet meselelerinin konuşulduğu bir akşam yemeğinde buluşmuşlardı. Bu kez konu saltanattı. Milli mücadelenin lider kadrosu o akşam saltanatın kaldırılamayacağı sonucuna ulaşmıştı. Ancak bu görüşme üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra saltanat kaldırılmıştır. Bu anlaşmazlık ilk değildi ancak son da olmayacaktı. Mudanya Mütarekesi'nden sonra değişimler oldukça hızlı bir şekilde hayata geçiriliyordu. 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet'in ilanı ile Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen isimleri arasındaki anlaşmazlıklar doruk noktaya yükseldi. Bu tarihte ne Rauf Bey, ne Kazım Karabekir, ne Ali Fuat Bey, ne de Refet Bey Ankara'da değildi. Sonraki günlerde dönemin İstanbul gazetelerinden olan Vatan'a yaptığı açıklamada Rauf Bey, Cumhuriyet'in ilanının aceleye getirildiği düşüncesinde olduğunu ve kendisine haber verilmediğini, bu değişimin anayasa değişim ilkelerine uygun yapılmayarak otoriter bir tavrı yansıttığını ifade etti. İsmet Paşa açıklamaları sebebiyle Rauf Bey'e tepki göstermiş ve İsmet Paşa'ya cevap vermek üzere Rauf Bey Ankara'ya dönmüştür. Cumhuriyet Halk Fırkası grubunda uzun saatler boyunca tartışmalar sürse de Rauf Bey geri adım atmamıştır. Bunun üzerine İsmet Paşa, Rauf Bey'den istifa etmesini istemiş ancak Rauf Bey, muhalefetin örgütlenmiş durumda olmaması ve bir parti kurmak için gereken ortamın oluşmaması nedenleriyle istifa etmemiştir. Mart 1924 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açılış konuşmasında aralarında hilafetin kaldırılması, din ve askeri işlerle ilgili bakanlıkların kaldırılması, eğitimin birleştirilmesi bulunan konulardan bahsetmiştir. 20 Ekim 1924 günü Esat Efendi'nin İsmet Paşa hükümeti hakkında verdiği önerge bir gen soru oylamasına dönüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 gün süren tartışmalar üzerine gerçekleştirilen oylama sonucunda hükümet 147 oyla güven tazeledi. Gen soru oylamasından sonraki gün Cumhuriyet Halk Fırkası'nda istifalar başladı. Mustafa Kemal Paşa'nın askerlik ya da mebusluktan birinin tercih edilmesine dair çağrı yapması üzerine 26 Ekim 1924 günü Kazım Karabekir 1. Ordu Müfettişliği'nden istifa etti. Sonraki günlerde ise Ali Fuat Bey ordudaki görevinden ayrıldı. 8 Kasım 1924 tarihinde muhacir ve mübadillerin iskanında yolsuzluk yapıldığı konusunu içeren bir gen soru daha İsmet Paşa hükümetine yöneltildi. Oylamaya 41 milletvekili katılmazken 148 oy alan hükümet bir kez daha güven tazeledi. Bugünlerde yeni bir partinin hazırlıkları da hız kazanmıştı. Kadro ve program yazılmaya başlandı. 17 Kasım 1924 günü kurucuları arasında Rauf Bey, Kazım Karabekir, Ali Fethi Bey, Refet Bey ve Doktor Adnan Bey'in olduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası günümüz Türkçesiyle İlerici Cumhuriyet Partisi Dahiliye Nezaretine dilekçesini sunarak kuruldu. Bu dilekçeye göre Genel Başkan Kazım Karabekir, Genel Sekreter Ali Fuat Paşa olurken
Doktor Adnan Bey ve Rauf Bey ise ikinci başkanlık görevini üstlenmişlerdir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na içlerinde Bekir Sami Bey ve Cafer Tayyar Paşa'nın da olduğu 29 mebusla iştirak etmiştir. Parti programında bulunan başlıca maddeler şu şekildedir. Devletin şekli halk hakimiyetine dayanan bir cumhuriyettir. Fırkanın temel program ve hedefi liberalizm ve demokrasidir. Mebus seçimi tek dereceli olacaktır. Kanun ve anayasa değişiminde halkın isteği dikkate alınacaktır. Hukuk ve yargı bağımsız olmalıdır. Cumhurbaşkanı seçilen kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden ayrılmalıdır. Kuvvetler ayrılığı ilkesi korunmalıdır. Yönetimde merkezi yönetim esası kabul edilecektir. Ekonomide ise serbest ticaret ilkesi savunulacaktır. Mustafa Kemal Paşa, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasından rahatsızlık duymadığını defalarca ifade etmiştir. Hatta kurulan bu yeni partinin önde gelen isimleriyle sorunlar yaşayan İsmet Paşa yerine daha ılımlı bir kişi olan Ali Fethi Bey başbakan olarak görevlendirilmiştir. Basın ve siyasetçiler ise Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunu olumlu karşılamamıştır. Hatta Cumhuriyet Halk Fırkası üyeleri yeni kurulan fırka ve üyelerine hakarete varan eleştiriler yöneltmişlerdir. Cumhuriyet Halk Fırkası bünyesinde istifa ederek yeni partiye katılma ihtimali bulunan mebuslarla görüşülmüş, bu durumu engellemek hedeflenmiştir. Halk Fırkası bu çabasında başarılı olmuş ve yeni partinin kuruluş dönemi haricinde mebus kaybı yaşamamıştır. ...13 Şubat 1925 günü patlak veren ve Elazığ şehrini ele geçirdikten sonra Diyarbakır'ı hedef alan Şeyh Said isyanını bastırmamak ve sert politikaları hayata geçirmemekle suçlanan Başbakan Ali Fethi Bey görevden alındı ve yerine 3 Mart günü İsmet Paşa atandı. 4 Mart'ta ayaklanmayı bastırmak amacıyla takdir-i suçun kanunu ile birlikte sıkı yönetim ilan edildi ve İstiklal Mahkemeleri tekrar kuruldu. Tanin, Son Telegraf, Tevhid-i Efkar, İstiklal, Aydınlık, Orak Çekiç gibi yayınlar kapatıldı. 3 Haziran 1925'te sıkı yönetim altındaki bölgelerde dini propaganda yaptığı iddia edilen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın tüm şubeleri kapatıldı. 5 Haziran günü ise Ankara İstiklal Mahkemesi'nin talebi üzerine İsmet Paşa hükümeti Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı tamamıyla kapatmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra 14 Haziran 1926 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'ya karşı gerçekleştirilmesi hedeflenen İzmir suikastinin davasında içlerinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucularından olan Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşa'nın da bulunduğu komutanlar yargılandı. Mustafa Kemal Paşa'nın özel affı ile idam edilmekten kurtuldular. Mustafa Kemal Paşa 1919 ile 1927 yılları arasında kendisi ve arkadaşlarının faaliyetlerini özetlediği Nutuk adlı konuşma metninde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na eleştirmiş ve parti hakkında "Parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır. İlkesini bayrak olarak eline alan kimselerden iyi niyet beklenebilir mi? Bu bayrak yüzyıllardan beri cahilleri, bağnazları ve hurafelere inananları kandırarak özel çıkarlar sağlamaya kalkmış olanların taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk milleti yüzyıllardan beri sonu gelmeyen felaketlere, içinden çıkabilmek için büyük fedakarlıkların gerekli olduğu pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmaları, dini bağnazlıkları coşturarak milleti, cumhuriyete, ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi?" ifadelerini kullanmıştır.
Bu videomuzda milli mücadelenin önde gelen kişileri tarafından kurulan ve yaklaşık 6 ay süresince faaliyet gösteren Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndan bahsettik. Bizi desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.